neler olacak arkadaşlar flüle. Avrupa'nın ben daha kör apa olacak şimdi nasıl ekler. Ben sana anlıyor anlaşır. Yaklaşık 3 saatlik yolculuğun sonunda İzlanda'ya geldim. Evet arkadaşlar, şimdi havalimanından yine dışarı çıktım. Ama bayağı bir rüzgar var. Çok soğuk değil ama rüzgar çok kanan yani. Evet arkadaşlar, Reykjavik'te hostelime geldim. Şöyle burası 6 yataklı bir oda, benim oda. Şöyle ben şu yatağı seçtim. Hemen şu. Böyle bir ranza var. 2 kişilik. Bir yerlerde böyle yatak. Yok, toplamda 5 kişilikmiş. Böyle bir oda. Böyle. Kar manzaralı. Gayet güzel bir oda. Otelin girişi de çok basitti. Yani check-in falan filan da yapmadım. Şöyle. Mesela dış kapıdan şifreyle böyle girdim. En dışarıdan. Ve odanın kapısına da böyle şifre yazarak girdim. Bunları şifreyi daha önce e-mail ile göndermişlerdi. Böyle çok basit bir sistem yapmışlar. Hiç check-in falan yapmaya bile gerek yok. Yani şimdilik güzel gidiyor. Bakalım neler göreceğiz Reykjavik'te. Hostelden çıktım. Şöyle bir şehir merkezini gezdireyim dedim. Burada bir büyük bir kilise var. Ama yani yok böyle bir rüzgar yani. Şu anda bu çok az. Yani şu andaki az bir rüzgar. Öyle bir rüzgar ki arabalar yerinden oynar. Bak şimdi biraz göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar, bu arkamdaki kiliseye, yani Reykjavik'in zaten simgesi olan kiliseye hemen yolumun üstünde sürekli gelip oturuyorum. Tekrar tekrar yine bir şey fark ettim. İçerisi çok sade abi, yani Avrupa'daki kiliselerle, katedrallerle karşılaştırıldığında yani burası çok çok sade kalıyor bu onların yanında. Çok dikkatimi çekti yani. Her şeyleri çok sade ve minimal.
yok böyle bir rüzgar. Bak şuraya çıktığın anda, tamam mı? Tam şuraya çıktığın anda bak nasıl rüzgar esiyor. Şimdi iyi izleyin bak, iyi izleyin. Dakika anlatmak istiyorum ama o kadar fazla rüzgar esiyor ki yani böyle bildiğiniz gibi değil, böyle yer yerinden oynuyor, arabaları yerinden oynatıyor yani neredeyse yürümek bile çok zor burada. Şu anda o kiliseyi gezdim, sonra aşağı indim, böyle pusulara doğru baktım ve şimdi o kadar soğuktu ki, yani o kadar rüzgar esiyordu ki, böyle bir AVM gibi bir yer var. Geldim buraya, sığındım yani, biraz ısındım. Hadi gidelim bakalım bu Ahmet'e ne var, bir bakalım ne var diye. Burada böyle bir ay var. Efsane yapmışlar bunu. Çok gerçekçi. Neymiş burası? Ay müzesiymiş. Wow, bura bayağı büyükmüş ya. Böyle 3-4 katlı bir yere benziyor. Bir de şu yukarıdan bakalım bak. Ay'a. Ay'a uzaktan yukarıdan doğru bakalım ya. Çok gerçekçi gözüküyor. Arkadaşlar akşam oldu. İzlanda'da ilk günüm böyle geçti. Ama çok yorgun olduğum için ve uykusuz olduğum için çok bir şey yapamadım. Ama yine bayağı gezdim.